Dedim mavi şehirdeyiz. Bu daireyi kaçırmayın. Eğer daire alma fikriniz varsa bundan iyi daire bulamazsınız. Sevgili arkadaşlar, denize 100-150 metre yakınlıkta fiyatı geç söyledim. 120 bin euro. 120 bin euro. Bir daha söyleyeyim 3 defa. Erkekliğin hakkı 3 defadır. 120 bin euro. Full eşyalı. Zemin üstü birinci kat. Yani altta bir kat var. Sonra bunun üstünde. Aidatlar 1000 TL civarında arkadaşlar. Dairenin balkonundan size arz ediyoruz. Birazdan eve hoş geldin gibi yapacağız. Balkon çok geniş. Le bir balkonumuz var. Evin içinde de eşyalar böyle toplu, kusura bakmayın. Havuz başına bir şezlong yapılmış. Camdaki korkulukları gördünüz. 120 bin euro. 100 bin euro var. 110 bin euro var. Olmuyor arkadaşlar o fiyatlara. Bilin. Ama ben hemen aldım. Hemen uçağa atlıyorum, geliyorum. Vesveseliyseniz almayın. Kalırsa kaldı. Kalmasa almayın arkadaşlar. O yüzden bazen diyor ben aldım satıştan çek. Sonra geliyor bir şeyler çıkıyor. O yüzden gelin görün arkadaşlar. Balkonun genişliğini de görün. Bakın oradan başladı buraya kadar geliyor. Evin içinde eşyalar toplu. Siz de kusurumuza bakmayın. Burada da bir hanımefendi. Yerli yabancılar var. Türkler var. Yabancılar var. Balkonun genişliğini görün arkadaşlar. Çok da geniş bir balkon. Bir an dış cephesinde mantolamalar, sineklikler, her şey var. Denize 150 metre bence yok. 100 ile 150 metre arasında bir şey ve gel eve gelmiş gibi yapalım. Merhaba evimiz diyelim. Eşyalar toplu. Biz eşyalarla oynamıyoruz arkadaşlar. Altımızda bir kat var sadece. Bir kat, bahçe katı ve çelik kapıyı açtık. Eve bir merhaba diyelim. Bakalım bize ne uğur getirecek. Evet, merhaba evimiz. Merhaba evimiz. Çelik kapıyı da görün ve gel bana doğru. Şimdi kapıyı kapatalım. Kapımızı kapattık. Yerler granit. Odaların içinde parke. Böyle bir git koridoru bir betimleyelim ta odanın içine. Koridorumuz bu. Yükseklik fazla yüksek. Yani gayet yüksek. Deprem yönetmeliğine uygun. Krediye uygun. 120 bin euro. Koridorumuz bu. Çelik kapıyı kapattık. Burada da süsebri var. Bu eşyalarla beraber satılıktır. Yani içindeki bütün eşyalarla beraber satılıktır. Çamaşır var, bulaşık var, ocak var, davrulbaz var, salonda bir klima var. Klozetimiz bu. Çamaşır makinesi, su ısıtıcısı, işte batarya bir şeyler var burada. Burada duş akabeyin ve banyomuz bu. Kapılar lake kapı. Gayet de güzel. Şimdi size salonu okuyacağız. Kapılar böyle. Salona bir girmeden hemen burada karşımıza bir mutfak çıkıyor. Bulaşık burada, çamaşır banyo da vardı. Bulaşığımız bu. Eviyemiz, malzemeler bunlar arkadaşlar. Ocak, üstündeki davlumbaz, buzdolabı. Ve burada da eşyalar orada çok iyi göstermeyecek kendini. Bu servis masası ada mutfağı andıracak. 120 bin euroluk evimiz bu. Perdelerimiz, klima bu salonda var. Odalarda muhtemelen yok. Bir de bu, o köşeden vur bakayım. Köşeden mutfağımız bu. Oldukça geniş, rahat bir mutfak. Dilerseniz kira verin. Bakın kira getirisi var. Günlük kira verebilirsiniz. Ama eviniz olunca biraz da insaflı olun. Yani nasıl olsa ev sizin. Yok ben 20 lira istiyorum. Geçen niye öyle dedim. Bir adamın 30 yaşında bir evi var. 20 lira istiyor. Bir de 2000 euro da depozito istiyor. Yani öyle çok alırsanız da 10 liraya falan verin. Yani siz, millet dışarıda kalıyor. Bazısı beni arıyor, diyor ki alırsam kaça veririm? Valla ben diyorum 10 liraya ver diyor. Biri söylemiş ki demiş 30'a verirsin. 30 mu 30'a? Ayıptır yani. 30 ne yani? Ve gelsin bana doğru. Allah verince mülk sizin değil ki, biz onbaşı gibi görevliyiz. Yani bu dünya bizim de olsa geçer. O yüzden biraz makul fiyata verin. Ama siz 15'e de verirsiniz. Verirsiniz ama bence biraz insaflı olmak lazım. Ve balkondan şeyi gösterdik. Şimdi bu da salonumuz, klimamız orada, oturma grubu orada var. Bunun arkasında, yani geniş bir yerdir. Sanırsam 75 metrekaredir. Bazen yazılı olarak insanlar 100 metre falan daire yazıyor. Kimse de ölçmüyor. O yüzden biz neyse onu söylüyoruz. Burası da böyle. Değerli arkadaşlar, salonu gösterdik. Balkondan başlarak. Bu neye benzer biliyor musun? Aslında mesela büyük holdingler var ya. Aslında onlar sanki bir askerlik düşünün. O büyük holdingler en güzeli. Onlar orgeneral gibi düşünün. Görevli. Efendim biraz daha aşağısı albay olur. Tuğ general olur. Bilmem bir şeyler olur. Neticede o yüzden mal bir yerde kimsenin değil. Hangi dine mensup olursan ol. Hiç kimsenin malı kendisinin değil. Bir kefenle gidecek. O yüzden 30, 40, 50 milyon
bence yapmamak lazım. Burada dolap eşyalarımızla beraber satılıktır. Perdelerimiz güzel. Bu evin fiyatı makuldür. Yani görmemişin bir teyzesi olmuş, düğünde çok oynamış gibi olmasın. Siz anladınız, teşbihi ben başka şekilde yuvarlatıyorum. Bu oda geniş, bakın gerçekten geniş. Bakın buraya kanepe de atmış. Yatak çift kişilik, orada dolabı da var. Ev bakımlı, sıfır bakımlı. Dilediğiniz zaman gelip hemen oturabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Günübirlik kiraya da vermek isterseniz verirsiniz. Bu da ikinci oda. Yine orada dolap var. Yine çift kişilik yatak var. Evin rakımı yüksek. Duman sensörü var. Bilmem neler var. Şimdi geç o diğer tarafa babam. İnsanlar özel eşyalarını alacaklar. Bu evin fiyatı aslında emsallerine baktığımız zaman bu değil. Akbük'te daire tanıtımı 120 binden 1+1 başlıyor. Denize bu yakınlıkta da değil. İçinde hiç eşya yok. Onu da ben arz edeyim. Euro yükselmiş. Burası Türkiye Cumhuriyeti Euro. Abi böyledir yani. Yani biz ne yapalım? Ve bu odayı da gösterdik. Bu odada böyle tekrar balkonu gösterelim. Balkonu, balkon, balkon, balkon. Ah, bu balkon zaten 5 daireye bedel. 10 daireye bedel. Burayı da gösterdik değil mi Can? Can kaç dakikadır? 6-18. Arkadaşlar daireyi beğendiniz mi? Ya bence iyi. Yani ben bir tane daire tanıtmıştım. İçine dereler mereler geçiyordu. O benim bir hemşerim var, o aldı. Hiç görmeden aldı. Bir tane abi daha var İstanbul'dan. Gel. Nasip. Ben 4 tane arsa tanıttım ya arkadaşlar, 850 bin lira. Abi 850'ye kabul etti. Ama dedi ki ben gelmiyorum, vekalet göndereceğim. 850'ye versek veririz. Ama adam öyle adım atınca ben de sahibiyle çok pazarlık yaptım. 835'ten her birini Atilla abiye verdik. Sonra ben satar satmaz ikinci gün o diğer iki tane kaldı ya, dört tane, onun fiyatını yükselttiler 900'e. Bugün onlar da 875'e satıldı. Ben de Atilla abi sana selam izlersen, ya dedim ki iyi bakan iyi görür. Sen dedim görmeden etmeden bize vekalet gönderdin. Yani 850'ye de alıyordun ama ben arsa başına 15 lira düşürdüm. 835'e aldık. Ya ben seni YouTube'dan tanıyorum, güveniyorum. Tabi bu güzel bir şey. Onlara layık olmak lazım. Herkese de güvenmemek lazım. O ayrı bir şey. Bazen çok güveniyor, gitti her şey. O yüzden burada bazen o Sivaslı Hüseyin abi gibi, işte Atilla abi gibi, bazen görmeden alınır evler. Yoksa gider. Şimdi o arsalar 100-1200. Çünkü diyeceksiniz bir haftada öyle mi geldi? Gelmedi. Arsalar zaten değerin altında, o anda satılıktır. Yani arsalar o fiyata değildi. Yani siz demeyin ya ne oldu bir günde 100, öyle değil. O arsalar o anda uygundu. O yüzden adam da bildi, denk geldi. Biz de kendimize yakışanı yaptık. Burayı bir daha göster. Çevre arkadaşlar merak ediyorsanız bakın. Bir daha görün. Alın size ev. Alın size ev. Ve burayı da özetledik. Saygılarımla, iyi günler.